10. sınıf arkadaşım selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasın. Bugün senle ne yapacağız? Bugün senle güzel arkadaşım 10. sınıf yazılı hazırlık provası yapacağız. Adı üstünde bir prova yapacağız. Şimdi açıklama kısmında senin PDF'in mevcut. O PDF'i ister dijital ortamda kullan, ister çıktısını al kullan, hiç fark etmez. O PDF'i çıktısını al veya koy önüne. Önce bir kendin, ben bu sınava girsem, yazılıya girsem acaba neler yapıyormuşum, neler biliyormuşum, neleri hatırlamıyormuşum, neleri hatırlıyormuşum. Önce bunları tek 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 bir güzel bak, kontrol et. Daha sonrasında benle beraber çalışabilirsin. Ya da hocam hiç gerek yok böyle şeylere, siz anlatın ben dinlerim, nasıl olsa anlayacağım diyorsan benle beraber istersen devam ettirebilirsin. Ama o PDF'i mutlaka çıktısını al, sen de bulunsun, işine yarayacaktır. Şimdi bugün seninle beraber toplamda 16 tane soru çözeceğiz ama direkt nokta atışı milli eğitimdeki hocaların veyahut işte özel okullardaki hocaların yaptığı sınav, yaptığı yazılı formatına uygun bir şekilde güzel bir yazılı konseptiyle karşınızdayız. İsterseniz sevgili arkadaşlarım dediğimi yapıp hemen şimdi videoyu durdur, PDF'ini indir, daha sonrasında benimle beraber devam et. Hazırsan geçelim videomuza. Evet, şimdi ilk sorumuza bakacağız. İlk sorumuzda arkadaşlar 1. sınıf, 10. sınıf 1. dönem 1. yazılıda ilk sorumuzda mouse'umu göremedim. Şimdi gençler bakın, ilk sorumuz bir örnek uzay eleman sayısı sorusu, tamam mı? Bir tane zar ve iki tane madeni para var. Bir tane zar ve iki tane madeni para. Zarın kaç tane yüzü var? 6 tane yüzü var. Zar 6 yüzlü. Tamam. Paralar yazı ve tura var. Dolayısıyla 2 yüzlü. Şimdi zar adedi bir tane. Zar adedi bir tane. Peki o halde bir tane zarımız varsa 6 tane yüzü var çarpı paralardan 2 tane vardı. Birinci paranın 2 yüzü var. İkinci paranın 2 yüzü var. Ne demişti? Atılması deneyinde örnek uzayın eleman sayısı. Örnek uzay, örnek uzayın eleman sayısı oluşabilecek tüm ihtimallerin sayısı arkadaşlar. Dolayısıyla bunları çarparsanız cevabı bulursunuz. Sonuç 24. Yazılıda da eğer bu şekilde bir soru çıkarsa, mesela bir tane zar demez de iki tane zar bir tane para der. İki tane zar iki tane para der. Bu şekilde varyasyonları sorulabilir. Ama bu tarz sorular çıktığı takdirde bunu yapıyorsunuz. Örnek uzayın eleman sayısı soruluyorsa bunların her birinin gelebilecek ihtimallerini çarpıyorsunuz tek tek. Tamam. Şimdi ikinci sorumuza bakalım o halde. Ankara'dan İzmir'e, bakın bir Ankara var, İzmir var. Değil mi? Bir de İstanbul mu vardı? Bak İstanbul var burada bir de. Peki Ankara'dan İzmir'e karayolu, havayolu, bir de demiryolu var. Yani 3 tane yol var. 1, 2, 3 tane yol var. Peki İzmir'den İstanbul'a demir var, kara var, hava var, deniz var. Tabii Ankara'da deniz olmadığı için deniz yolu yok değil mi? 4 tane de arkadaşlar burada. Pekala, ne demiş bize? Bir iş adamı Ankara'dan İzmir'e, İzmir'den de İstanbul'a gidecek. Yani direkt İstanbul'a gitme gibi bir durumu söz konusu değil. Buna göre kaç farklı şekilde seyahatini tamamlayabilir diye soruluyor. Tamam, ne yapacağız o zaman? Önce İzmir'e gitmek için kaç farklı metodumuz var? 3 çarpı İzmir'den İstanbul'a kaç tane? 4. 3 çarpı 4 bize cevabı verecektir. Doğru cevabımız 12'dir arkadaşlar. Bunun değişik versiyonları var. Mesela der ki Ankara'dan İstanbul'a gidip İstanbul'dan da Ankara'ya dönebilir diye sorar. E şimdi Ankara'dan İstanbul'a kaç yol bulduk biz? 12. E İstanbul'dan Ankara'ya da 4 kere 3'ten 12 yol var. 12 çarpı 12'den 144 diyebilirsin mesela. Veya der ki Ankara'dan İstanbul'a giderken kullandığı yolları bir daha kullanmaması şartıyla kaç farklı şekilde gidebilir diye sorar. O zaman da ne yapacaksın? Ankara'dan İzmir'e giderken bir tane şunu kullansın diyeceksin. İzmir'den de sevgili arkadaşlar dur şunu gösterelim ya, olmasa bunu kullandı. İzmir'den de İstanbul'a giderken şunu kullansın. Dönerken az önce geçtiği yolları kullanmayacak, oradan geçmeyecek. O zaman giderken 12 farklı yol vardı çarpı dönerken, bak burada 3 yol kaldı. Bak burada 2 yol kaldı. 12 çarpı 3, 36 çarpı 2'den bu sefer 72 farklı yol vardır diyeceksin. Bunların değişik versiyonları olabilir. Sıkıntı değil, sen üstesinden gelirsin, ben biliyorum. Şimdi ilk iki sorumuz bu şekildeydi. İlk soru için belki hocalar 2-3 puan biçebilir bu sorunun değerine. İkinci soru için de 3-4 puan biçebilir. Yani şu an 6-7 puanımız cepte arkadaşlar. Üçüncü sorumuz.
Aşağıdaki kare hücrelerin içerisine 1, 5, 7, 11, 12 sayıları yazılacaktır. 7 sayısının sağında 7'den küçük sayı olmayacak biçimde kaç farklı şekilde sayılar kare hücrelerine, kare hücrelerin içerisine yazılabilir? Ha bak, bu soru 8-9 puanlık bir soru olabilir. Önemli olan kısmını tekrar okuyorum. 7 sayısının sağında 7'den küçük sayı olmayacak. Yani hep 7'den büyük olacak 7'nin sağında. Tamam mı? Bu şekilde düşüneceğiz. Şimdi o halde şöyle yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane basamak var. 7 şuraya gelirse, bak onu hiç düşünmeyelim. 7 şuraya gelse diyelim, tamam mı? Acaba ne olur? 7 oraya gelse ne olur? Şimdi 7 oraya gelirse 1 veya 5'ten bir tanesi mutlak suretle 7'nin sağında kalır. Doğal olarak da istemediğimiz bir durum meydana gelir. 7 buraya da gelemez arkadaşlar. 7 burada olursa 1 ve 5 zaten onun sağında kalacak. Dolayısıyla ben diyorum ki 7 buraya gelebilir ki gelsin. 1 ile 5 buraya kalır. 11 ve 12 de buraya kalır diyeceğim. O halde soldakiler 2 faktöriyel biçimde, sağdakiler 2 faktöriyel biçimde sıralanır. 2 kere 2'den ne gelir? 4 farklı biçimde bu şekilde sıralanabilir deriz. Bu 1. 2. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi bakalım. 7 buraya gelsin bu sefer. Buraya gelebilir sonuçta. Şimdi diyeceğiz ki hocam 7'nin sağ tarafına ne gelebilir? 11 veya 12. O zaman bunu bir seçelim. 2 sayıdan birini seçtim ve 7'nin sağına koydum. Çarpı. Şimdi 7'nin solunda 3 tane sayı kaldı ya. Bu 3 sayı kendi arasında 3 faktöriyel biçimde sıralanır. O zaman şurası 2, burası 6. 2 kere 6'dan 12 farklı biçim daha bulduk. Son olarak da 7 şuraya gelsin diyelim. Şurada zaten 4 tane sayı kaldı. Bunlar da 4 faktöriyel biçimde sıralanabilir. Bu da kaçtır? 24'tür. Artık bunları toplama zamanı çünkü soru bitti. 24, 36, 40 arkadaşlar. Doğru cevabımız 40 olacaktı. Yazılıda da sana tavsiye bak. Tamam mı? Abi tavsiyesi. Öğretmen tavsiyesi olarak da alabilirsin bunu. Yani sıkıntı yok. Şöyle yap. Bunları bir düzenli yaz. Bak gayet düzenli bir şekilde yazdık. Şunları şöyle okla gösterebilirsin. Tamam mı? Düzenli yaz. Cevabı bulduktan sonra ya böyle kare içine al, dikdörtgen içine al, çember içerisine al. Ne bileyim şöyle bir işaret koy ya da yanına bulunur yaz. Ama bir şey yaz yani, tamam mı? Çünkü bazı hocalar buna şahidim. Nereden şahidim mi? Ben yaptım. Ben yaptım ben. Şimdi bazı hocalar çocuğun kağıdını okurken göremeyebilir cevabı. Ya o kadar işlem yapmış cevabı bulamamış der. 3-4 puan birden kırarız yani, tamam mı? Dolayısıyla bunları yap bak, sana taktik. Kimse bana söylemedi. Bak şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye ben sana söyleyeyim, tamam mı? Dördüncü soru. Barış'ın 10 tane kazağı var. 10 tane kazak varmış Barış'ta. 8 tane gömlek var. Bunlar vücudumuzun üst tarafına giyilebilecek argümanlar. Pantolonu varmış bir de. 5 tane de pantolonu var. Tamam. Şimdi Barış bir tane kazak veya gömleğin altına bir tane pantolon giyecektir. Buna göre Barış kaç farklı şekilde giyinebilir diye sorulmuş. Şimdi kazak ve pantolon giyecekse 10 tane kazaktan birini seçer, 5 tane pantolondan birini seçebilir. Yani aslında 10'un birlisi 5'in birlisi diyoruz ama 10'un birlisi de 10, 5'in birlisi de 5. Dolayısıyla 10 kere 5 yazdım direkt. Artı, neden artı veya demiş çünkü. 8 tane gömlekten bir tanesini seçer ve altına 5 tane pantolondan bir tanesini seçer. Bu da gömlek pantolon kombinasyonu. Ben hangisini seviyorum? Ben gömlek giymeyi sevmem arkadaşlar. Neyse, rahat değil bir kere. Hadi hele bir de bir şey var ya böyle gömlek, bazı gömlekleri hani pantolonun içine sokmak zorundasın. Şöyle şöyle pantolonun içine soktun, sonra eğilince o arkadan çıkar. Böyle araba falan kullanırken böyle sağa sola çevirdin kafanı, belin yanın sarkar, böyle kıvrışır hemen. Gömleği ben giyiyorum 10 dakika sonra kıvrışıyor yani. O yüzden gömlek giymeyi hiç sevmiyorum. Neyse, 10 kere 5 50 yapar, 8 kere 5 de 40 yapar arkadaşlar. Toplarsanız doğru cevap 90 gelir. 90 bak, ya böyle yap ya yanına bulunur yaz, bir şey yaz, tamam mı? Bak üniversitede bile sırf şu bulunur muhabbetinden kaynaklı hoca puan kırmıştı. Gerçi orada puan kırma diye bir şey yok, direkt çakıyor sıfır. Evet, devam. Ali, Eda, Cemil'in bulunduğu 15 kişilik bir sınıf var. Bu sınıftan 6 kişilik bir voleybol takımı oluşturulacak. Bak şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kişi seçilecek. Bunlar voleybol oynayacak. Ali ve Eda takıma kesinlikle katılacak. Ali ile Eda takıma katıldılar.
Cemil ise bu takımın içinde olmayacak. Cemil iptal arkadaşlar. Cemil demiş ki benim başım ağrıyor, kafam ağrıyor, voleybolu bünyem götürmüyor falan demiş. İptal arkadaşlar. Ali var, Eda var. Takımda bulunacak. Bunların yeri garanti. Hani böyle elemanlar olur ya, okul bir maç düzenler, hemen onların yeri garanti olur. Yani anladın sen onu. Buna göre takım kaç farklı şekilde oluşturulabilir diye soruluyor. Şimdi bak, Cemil'i iptal ettik. 15 kişi vardı, kaldı 14 kişi. Lan zaten iptal edeceğiz, niye verdin değil mi? 14 kişi kaldı. 14 kişiden de 2 tanesi Ali ile Eda zaten. Onları da takıma aldık zaten. O zaman onları da iptal edelim. Kaldı 12 kişi. Benim geriye 4 kişi seçmem gerekiyor. 4 kişi daha bulmam gerekiyor ki takımı oluşturabileyim. Peki bunu kaç kişinin içinden seçeceğim? 12 kişiden 4'ünü seçeceğim. O zaman cevap 12'nin 4'lüsü. Kombinasyon seçim demekti değil mi? O halde 12 çarpı 11 çarpı 10 çarpı 9 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 diyorsunuz. Böyle buluyorduk değil mi kombinasyonu? 3 kere 4 12 şu gitti. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 5 geldi. 5 kere 9 45 çarpı 11. Ne yapar? Hemen kafadan çarpabiliyor musun? Ben çarpıyorum, bak çarpayım mı? 495. Niye öyle kafadan? Kafadan çarpmanın bir yolu var mı? Var, bak ben sana öğreteyim mi kafadan? 11 ile kısa yoldan çarpmanın yolunu. 45 ile 11'i çarpıyorsun ya. 45'i şöyle yazdın, biraz ayrık yaz ama. 4 ile 5'i biraz ayır, tamam mı? Arasına da toplamlarını yaz. 495, 4 ile 5'in toplamı 9. Seker mi hocam? Sekmez. Hiçbir zaman sekmez. Böyledir. Yani mesela 13 ile 11'i çarp hadi kısa yoldan. Hemen söyle ama. Ne yapar? 143 yapar değil mi? Peki başka bir şey düşünelim. Mesela 78 ile 11'i çarpsak ya. Aa. Şimdi ne yapacağız? 7'yi buraya, 8'i buraya, 7 ile 8'in toplamı 15 ile buraya mı yazacağız? Hayır, çok büyük bir şey geldi bu ya. Öyle yapmayacaksın. Ne yapacaksın biliyor musun? Şimdi 7'yi buraya, 8'i buraya yazdın ya. 7 ile 8'i topladın, 15. Aa, şimdi sen ekranı görmüyorsun değil mi? Şöyle yapalım. Özür dilerim. Çok özür dilerim. 78 ile 11'i çarpıyoruz. 7'yi buraya, 8'i buraya yazdın. Peki 7 ile 8'i topladın, 15. Diyorsun ki ha bak bu iki basamaklı geldi lan. 15'in 5'ini buraya yazdın. Elde bir tane 1 nereye gider? Yan tarafa. 858'miş. Tamam. 11 ile kısa yoldan çarpmanın metodu da bu. Kafandan çarpabilirsin artık. Şov da yapabilirsin arkadaşlarına. Matematikle ilgileniyorlarsa tabii. Matematikle ilgilenmeyen arkadaşlarına matematikle alakalı şov yaparsan o çocuk seni dinlemez. Evet, dinlemez yani. Ben zamanında yapıyordum. Yemiyor diye. 6. 6. soru. Bir voleybol takımı 6'sı yedek kulübesinde, 6'sı sahada olmak üzere 12 kişiden oluşuyor. Ha, şimdi 12 kişi var. 6'sı yedek oturacak, 6'sı sahaya gidecek. Buna göre bir voleybol takımı maça kaç farklı şekilde başlayabilir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyorsun. 6 tane benim sahaya çıkacak kişiyi seçmem gerekiyor. Kaç kişinin içinden? 12 kişinin içinden. 6'sını seçtim. Dedim ki bunlar maça çıksın. E hocam kalanlar kaç kişi kaldı ki? 6. O zaman 6'sını seçelim. Onlar da yedek otursun. 6'nın 6'lısı zaten 1. Niye 1 çıktı burası biliyor musun? Çünkü zaten sen 12 kişiden 6'sını ayırdın. Dedin ki siz maça gidin. E geriye de zaten 6 kişi kaldı. Onlara diyorsun sen, sizler yedek oturun. Yani seçmenize gerek yok onları, tamam mı? Ama olsun, biz yine de gösterim olarak yazalım. 12'nin 6'lısı ne? 12. 6 defa açacağız bak. 12. 11. 10. 9. 8. Ve 7. 6 kere açtım. Ne? 6 yazıyordu çünkü. Bölü 6 faktöriyel. 6, 5, 4, 3, 2. 1 yazmanıza gerek yok değil mi? Peki 2 kere 6 bak 12 yapar. Ondan sonra 5'e böldünüz. 4 kere 5 20 yapar. 20 ile onu sadeleştirdim. 2, 2 ile de şunu sadeleştirdim. 4, güzel. 3'e böldüm, 3'e böldüm. 3 geldi. Tamam, bu da neymiş biliyor musunuz? Bak, aa, kısa yoldan çarpma var. Bak 11 kaldı elimizde. 3 kere 4 12 mi? 12 kere 7 84 yapar. 84 ile 11'i çarpalım. Hadi hemen çarpalım. 8'i yazdım, 4'ü yazdım. 8, 4 daha 12. 2 basamaklı. İkisini buraya yazdım. Biri nereye gitti? 8'in üstüne. Yani burası ne oldu? 924. Bu voleybol takımı 924 farklı biçimde kurulabilirmiş arkadaşlar. Efsanevi. Değil mi? Devam. 7. soru. Şekilde ABC üçgeninin
Kenarları üzerindeki 12 nokta gösterilmiştir. Bu noktaları köşe kabul eden kaç tane üçgen çizilebilir diye sormuş. Kaç tane nokta varmış? 12. Bir üçgen oluşturabilmek için kaç noktaya ihtiyacın var? 3 tane. Neden? Bu üçünü şöyle birleştirirsen sana bir üçgen verecektir çünkü. O zaman benim buradaki 12 noktadan doğal olarak 12 noktadan 3'ünü seçmem gerekiyor. 3'ünü seçelim derim ki siz üçgen oluşturun. Onlar da tamam der. Hadi seçelim. 12'nin üçlüsü. Yalnız şöyle bir durum var. 12'nin üçlüsünü seçtik ya arkadaşlar. 12'nin üçlüsüyle bana sadece üçgen vermiyor bunlar. Yani bu kadar üçgen yok aslında. Neden biliyor musunuz? Bak. Şu AB kenarını düşünün. AB kenarının üstünde 6 tane nokta var. Hadi bu 6 noktadan 3 tanesini seçelim. 1, 2, 3. Hadi üçgen oluşturun bakalım. Ben bekliyorum hadi. Hadi bir üçgen oluşsun bakalım onlardan oluşabiliyor mu? Oluşmaz arkadaşlar. Niye? Doğrusal da doğrunun üzerinde bunlar. Aynı doğrunun üzerinde. Aynı doğrunun üzerindeki 3 tane nokta. 4 isterse 10 tane nokta versin. Yine bir üçgen oluşmaz. En fazla doğru oluşur. Başka hiçbir şey oluşmaz. Dolayısıyla ben diyorum ki buradaki o zaman 6 tane nokta varmış ya, o 6 taneden seçtiğimiz 3 tanesini çıkardım. O zaman şunu da çıkaralım. 4 tane var ya burada, 4 tanesinden 3 tanesini de çıkaralım. O zaman şuradaki 5 tanesinden 3'ünü de çıkaralım. Tamam. Bitti mi? Bence bitti. Bence de. Hadi. 12'nin üçlüsü. 12, 11, 10 bölü 3 faktöriyel 6 yapar. Şununla şu gitti. 2. 2 kere 11 22, onunla çarptım 220, eksi 6'nın üçlüsü 20, eksi 4'ün üçlüsü 4, eksi 5'in üçlüsü 10. 220'den 20 çıktı, 214 daha çıkarırsam 286 gelir. 286 tane üçgen çizilebilirmiş arkadaş orada. Çizmeye kalksan, hani bazı öğrencilerim var böyle çizerek bulmaya falan çalışıyor, sayıyor, 10 kere siliyor, bir daha sayıyor, 10 dakika gidiyor, 20 dakika gidiyor, sonra da diyor ki hocam cevabı buldum diyor. Ne lan diyorum? 105 diyor. Hani 286 nerede, 105 nerede? Sayarak öyle bulunmaz. Para say, ne bileyim artık para bile öyle sayılmıyor ama dijital ortamda. Yani paranı say, başka bir şey, misketini say öyle, yani öyle sayılmaz arkadaşlar. Matematiktesin yani, değil mi? Pekala. 3 çarpı kombinasyon n artı 1'in ikilisi. N artı 1'in ikilisi nasıl bulunuyordu ya? N artı 1'i yazıyorduk sanki. Sonra bunu bir tane azaltıyorduk. N bölü 2 faktöriyel, yani 2 diyorduk değil mi? Çarpı bir de burada 3 varmış. Peki eşittir. Permütasyon n'in ikilisi neydi? Bu da n çarpı 1 eksiydi. N eksi 1, 2 defa açıyorduk bunu da. Artı bir de neyimiz varmış? 25. Şimdi üst tarafa bakıyorsun. 3 ile n'yi aynı anda buraya dağıtabilir misin be koçum? Hadi be yürü. 3n kare artı 3n, çok güzel, bölü 2 eşittir n kare eksi n artı 25 dedim. Sonra şu 2, bak burada ne durumunda, bak 2 burada bölüm durumunda değil mi? Bu bölüm durumunda olan 2'yi aldık, hop karşıya çarpım olarak fırlatıyoruz. 3n kare artı 3n eşittir 2n kare eksi 2n artı 50 yazdım mı? Çarptım valla, pekala. Hepsini sağ tarafa toplayın şimdi. Hepsini, hiçbirini biriktirmeyin orada. Hepsini sağ mı dedim, sol tarafa toplayın. 3n kareden n kare, 2n kareyi çıkardım, n kare kaldı. Eksi 2n'i buraya aldım, artı 5n oldu. Artı 50'yi bu tarafa aldım, eksi 50 oldu. Eşittir 0. Şimdi ne yapacağız hocam? Şöyle bak. Ne? Açtık burayı. Artı 10 eksi 5. Çok güzel. Neden? Çünkü toplam çarpımları eksi 50, toplamları artı 5. O zaman n eşittir eksi 10, n eşittir artı 5 yapar. N doğal sayısı kaçtır diye soruluyordu. Eksi 10 doğal sayı değil değil mi? Eksi 10 doğal sayı yani olsa bile, tamam mı? Eksi 10'u getirip şurada yerine yazamazsın zaten. Yani eksi 9'un ikilisi mi diyeceksin? Diyemem ki. O zaman n kaçmış arkadaşlar? 5'miş. 5 bulunur yazın siz, tamam mı? Garanti olsun. Herkes sınav kağıdına bulunur yazsın. Bakalım kaç kişi SML hocadan çalışıyor bilelim. Tamam. Hadi bakalım. Yüzler basamağındaki rakam. Onlar basamağındaki rakamdan. Onlar basamağı da birler basamağındaki rakamdan büyük olan. Ha şöyle yani. 3 basamaklı sayı var. Bu bundan büyük, bu da bundan büyük olsun istiyor değil mi? Kaç tane çift sayı yazar? Ha bir de çift istiyor. Oo. Çift olsun istiyor bir de. Peki eyvallah. Şöyle yapalım mı o zaman? Şimdi
Şunu alalım. Şöyle çekelim şuraya. 0 gelebilir buraya. Başlayalım. 2 gelebilir buraya. 4 gelebilir buraya. 6 gelebilir. 8 gelebilir bir de buraya. Ama zaten 5 tane var ya. Pekala, 0'ı buraya yazdık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane rakamdan ikisini şuraya yerleştireceğim. Ne yaparım? 9'un ikilisi biçimini seçerim. Şimdi burası 2 ya artık. Şurası şöyle 2. Peki madem orası 2, o zaman tek bir ihtimal vardır. 1. Yani oraya 2 geldiğini bildiğimiz için 1 ile çarpacağız. 1'den büyük neler var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani kaç tane hocam? Hocam 8 tane var orada. Peki madem 8 tane, o zaman diyeceğiz ki 8'in ikilisi. Doğru mu? Şimdi 0'ı, özür dilerim, 1'den büyükleri, 2'den büyükleri diyorduk değil mi? Buraya 1 yazdık ya, kafam karıştı. 2'den büyükler. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç tane yani? 7 tane. 7'nin ikilisi. Buraya seçtim ki 2 tane oraya yazalım. Peki 4 gelirse ne olur? 4 gelirse bu sefer 5, 6, 7, 8, 9. Yani 5 taneden 2 tane seçeceğim ve şuraya yerleştireceğim. Burası yine 1. Buraya eğer 6 gelirse 7, 8, 9. 3 tanesinden 2 tane seçeceğim. Peki buraya 8 gelirse hocam? 1. Ya 8'den büyük bir tane var, o da 9. 9 olduğundan şimdi ben buraya ne yazacağım ki? Hani 9, 9 yazsam 9, 9'dan büyük değil. Demek ki sonu 8 olan böyle bir sayı yokmuş kardeşim. Tamam, bitti. 9'un ikilisini hesaplayacağız. Hemen bak, kafadan hesapla. 1 eksiyle çarpıyorsun. 9 kere 8 72. 2'ye bölüyorsun 36. Tamam. 7 kere 6 42. 2'ye böl 21. 5 kere 4 20. 2'ye böl 10. 3 kere 2 6. 2'ye böl 3. Çok güzel. Şimdi bunları toplayacağız. 36, 21 daha 57. 67, 70. O zaman cevap neymiş arkadaşlar? 70'miş diyeceğiz. Evet. Birinci sayfayı bitirdik. Sen de şöyle yazılı da birinci sayfanı bitirdikten sonra şöyle sayfayı şöyle bir eline al. Tamam mı? De ki ulan ne doldurmuşum be de. Ne doldurmuşum be de ve arka yüzünü çevir şimdi. Hadi çevir çevir çevir. Evet, 10. soru. 10. soruda bir küme var. Kümenin elemanları 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bu kümenin elemanları kullanılarak yazılabilen rakamları farklı 4 basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Baştan 100. sayı kaç olur diye sorulmuş. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Ama kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi bak. Sandalyeden ses çıkıyor bu arada. Kusura bakmayın, tamam mı? Değişik sesler çıkıyor. Benden çıkmıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Biz bununla 4 basamaklı sayılar yazacağız. Bir sürü yazılabiliyor. Bir sürü. Ve bunları sıralayacağız küçükten büyüğe doğru. Sıraladıktan sonra da 100. sayı ne olur diye soruyor. Ya bu çok meşakkatli bir olay. Harbiden meşakkatli bir olay. Meşakkatli bir olay olduğu için sınavda buna hoca 15 puan falan verebilir ha. 10 puan. Minimum 10 puan verir ama. Peki nasıl yapacağız? Şimdi bak. Önce kaç tane sayı yazılır bunu bulacağız. Kaç basamaklıydı? 4 basamaklı, bunu unutma. 1, 2, 3, 4 basamak. Başa 0 gelebilir mi? Gelemez. O zaman 5 tane sayı yazılabilir buraya. Buraya tekrar 0 gelebileceği için yine 5, 4, 3. Yani toplam 300 tane sayı yazılır buraya. Peki, tamam, eyvallah. Bu 300 tane sayıdan birinci basamak yani binler basamağı. Hangileri olabiliyor? 0. Pardon, 0 olamıyor değil mi? Binler basamağı 0 olur mu? Olmaz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesinden bir tanesi. Dolayısıyla 300'ü 5'e bölüyorsunuz. Ne geliyor? 60. Şimdi bu 60 ne demek biliyor musun? Bu 4 basamaklı sayılardan 60 tanesi 1 ile başlıyor. Diğer 60 tanesi 2 ile başlıyor. Sonraki 60 tanesi 3 ile. Sonraki 60 tanesi 4 ile. Sonraki 60 tanesi de 5 ile başlıyor. Bak, bu güzel bir yöntem. İlk 60 tane sayının hepsinin de 1 ile başladığını biliyoruz. Demek ki biz 1 ile başlayan bir sayı aramıyoruz. Çünkü bize 100. sayı soruluyor. Tamam, bak, mis gibi. Bir 60 daha koyarsam üstüne 120. sayıyı falan bulurum. Demek ki benim sayım garanti 2 ile başlıyor. Oo, bak, ilk basamağını bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. 2 ile başlıyor. Peki şimdi bu 2 ile başladığını elde ettik ya.
Devamında ne yapacağız? Şunu. 2 ile başlayan 60 tane sayı var. O zaman 60'ı şuraya hangi rakamlar gelebilir? 0 gelebilir bak bu sefer. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani toplamda sevgili arkadaşlar buraya 6 tane sayı gelebilir ama rakamları farklı dediği için ve burası da 2 olduğundan zaten o kısma 2 gelemeyecek. Yani toplam 5 rakamdan bir tanesi gelebilir oraya. O zaman hemen 60'ı 5'e bölüyorsun. Kaç yapar? 12. Bu 12 ne demek biliyor musun? 2 ile başlayan, şurası 2 ya. Yani farklı bir renk seçelim ya. Sıkıldık, içimiz bayıldı değil mi? Buraya 2 seçtik ya arkadaşlar. Bu 2 ile başlayan sayıların yüzler basamağı, yani şurası yüzler basamağı, yani burası ilk 12 tanesine 0 gelir. Sonraki 12 tanesine 1 gelir. Sonraki 12 tanesine 2 gelemez, 3 gelir. Sonraki 12 tanesine 4 ve sonraki 12 tanesine 5 gelir ve 60 taneyi tamamlamış oluruz. Çok güzel. O zaman şimdi ben 60. sayıyı buldum ya. 61 ile 72. sayılar arası şurası 2 sıfırla devam eder. 73 ile 12 ekliyoruz bak üstüne. 84 sayıları arası 2 ile başlayıp 1 ile devam eder. 85'ten 96'ya kadar arkadaşlar toplam 12 tane sayı 2 ile başlayıp 3 ile devam eder. 97. sayıyı biz bulabiliriz şimdi. 96. sayı, burası 2 olan, burası 3 olan en büyük sayı. 97. sayı da burası 2 olan ve burası 4 olan en küçük sayı. 2, 4, 0, 1. Aa bak mis gibi. 97. sayıyı buldum. 98. sayım nedir? 2, 4, 0, 3'tür. Ondan sonra 99. sayıya bakalım. 99. sayı 2, 4, 0, 5'tir. O zaman 100. sayı geliyor şimdi. 2, 4, şimdi 0 koysam başka koyacak başka bir şey yok. 0'dan vazgeçiyoruz o zaman. Ne yazacağız? 1. O zaman buraya da 0 yazacağız. 2410, aradığımız cevap 100. sayımız 2410 arkadaşlar. Aynen bu şekilde bir çözüm yap. Tabii sen biraz daha detaylı yazabilirsin hocana. Ben burada sana sözel olarak anlattığım için senin sınavda böyle bir imkanın yok. Oraya biraz sözel cümlelerle falan süslersen tam puanı kaparsın. Vallahi kaparsın bak. Tamam. 11. soru. Tuna'nın 3 tane 50 kuruş, 6 tane 25 kuruşluklardan oluşan farklı tarihlerde basılmış özdeş olmayan 9 tane madeni parası vardır. Tuna 1,5 liralık kalem aldığında ödemeyi kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi 1,5 liralık kalem alıyor. Elinde 6 tane 25 kuruşu var ya, hepsini 25 kuruşların hepsini verirse Tuna bu hesabı kapar abi. 1,5 liraya kalem mi almış? O herhalde 5 sene önce falan almış Tuna. Evet. Şimdi 25 kuruşların hepsini vererek hesabı öder. Tamam. Bunu kaç farklı biçimde yapar? 6 tane 25 kuruşu vardı. 6'sını seçti, ödedi. 1. Tek farklı biçimde ödeyebilirmiş. 1. Peki devam. Şu 25 kuruşlar cebimde kalsın, giderken bir yere lazım. 25 kuruş da neye lazım bilmiyoruz ama ben 50 kuruş vereyim bunların yerine derse eğer, 50, 25, 25, 25, 25 diye de hesabı verebilir. Bak bir tane 50 lazım. 3 tane 50'm var. 3 tanesinden bir tanesini seçtim. Çarpı 4 tane 25 lazım. 6 tane 25 var. 6 tanesinden 4 tanesini seçtim. 3'ün birlisi 3 yapar. 6'nın 400'ü 6'nın ikilisine eşittir ve 15 yapar. 3 kere 15 kaç yapar? 45. Bitti. Şu 25'lerin yerine de 50 verebilir. 50, 50, 25, 25. 2 tane 50 lazım. 3 tanesinden ikisini seçtim. 2 tane 25 lazım. 6 tanesinden 2 tanesini seçtim. 3'ün ikilisi 3. 6'nın ikilisi 15. Gene 45 geldi. Bir tane daha 45. Çok güzel. Ve son olarak şu 25'lerin yerine de adam 50 verir. 50, 50, 50 der. 25 kuruşlukları da cebinde sallaya sallaya gider. 50, 50, 50 nasıl verir? 3 tane 50 kuruşlar 3 tanesini seçer. Bu da bir tek fark şimdi. O zaman 1 artı 1, 2, 45, 45, 90, 90 artı 2'den Fener'in gol attığı dakikalar değil mi bunlar? 92 farklı biçimde ödeyebilir arkadaşlar. Tamam. Ve bu sorunun da artık sonuna gelmiş olduk. 12. sorumuza bakacağız. Bak çok keyifli, çok eğlenceli bir soru. İleride yani TYT AYT sürecinde senin daha da zorları da bekleyecek ama permütasyon, kombinasyon, olasılık konusunu sevmen lazım.
Aa, seveceksin, bayılacaksın, çözeceksin. Eyvallah. Bir sürü de bir tomar soru çözeceğim. Bir sürü. Yani efsane miktarda sorular çözeceksin. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bu konu, bak iddia ediyorum, hiçbir zaman kafanda tam oturmayacak. Ben hep söylerim öğrencilere. 1 milyon tane PKBO denir bak bu konuya. Abileriniz, ablalarınız buna PKBO der. 1 milyon tane PKBO sorusu çöz. 1 milyon birinci soruda seni tongaya düşürürüm. İstediğin kadar ustayım de. Ben de aynı şey. Ben bu konuyu bayılırım bu konuya ama mutlaka tongaya düşerim arkadaşım. Tamam. Dolayısıyla sen de bol miktarda soru çözeceksin ve yemeyeceksin, içmeyeceksin. Bu konuyu seveceksin ya. Sevmezsen olmaz bak. Sevmezsen olmaz. Bu genelde zaten matematik için geçerli zaten. Hayattaki her şey için geçerli. Sevmiyorsan olmaz, tamam mı? Evet. Hazırsanız devam edelim. Aşağıda 5 tane özdeş düzgün altıgenden oluşan süsleme verilmiş gençler. Peki. 3 farklı renkteki boya ile ortak kenarı bulunan komşu altıgenler farklı renklere boyanacak. Tamam. Komşular farklı renk olacak diyor. Buna göre boyama işlemi kaç farklı biçimde yapılır? Şimdi şunu boyayalım hadi. 3 farklı renkten birini seçtim, oraya yazdım. Bunu 3 farklı biçimde yapabilirim. Şu kısmı 2 renkten birine boyayabilirim. Tamam mı? Şu kısmı da artık şu ikisiyle komşu olduğu için tek renkle boyayabilirim. Pekala. Şimdi şuraya geçtim. Bak burası boyalı ya. Dolayısıyla 3 değil 2 farklı renkten birine boyayabilirim. Yine bak şu ikisi komşu olduğu için burayı tek renkten birine boyayabilirim. O halde bunların çarpımı bana sonucu verir. 3 çarpı 2 çarpı 2. Birleri çarpmıyorum ha. Hakkını helal et. Cevap kaçmış? 12'ymiş. Ve gençler 13. sorumuza doğru yollandık. Bir akıl oyununda 1'den 20'ye kadar, 1 ve 20 de dahil, bir doğal sayıyı bir kişi aklında tutacaktır. Hadi ben aklımda tutayım bunu. Bu kişinin benim aklımda tuttuğum sayıyla alakalı çift olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Yani şimdi 1'den başlıyor 20'ye kadar gidiyor. 10 tanesi tek, 10 tanesi çift değil mi? 10'u 20'ye böldük 1 bölü 2. 10 bölü 20 1 bölü 2. O, bu doğru. Bu doğru, vallahi doğru. 10 bölü 20 eşittir 1 bölü 2. Ah süper, tamam. 2 basamaklı olma olasılığı. Dur şimdi. 1'den 20'ye kadar 10 tanesi tek basamaklı, 10 tanesi çift basamaklı değil mi? 10 bölü 20 bu da 1 bölü 2. Aa bu da mı doğru? Bak orada yanlışımız var. 10'dan 10'la başlar çift basamaklılar. 20'de biter değil mi? Kaç tane sayı var burada? 20'den 10 çıktı. 10 tane hocam. Yanlış. Say istersen elinin parmaklarına. Ben de burada matematiksel olarak yapayım. Bak bu kadar sayı vardır. 11 tane. Tamam, sen de bulmuşsundur şu an. Elinin 11 demişsindir yani. Parmak bitince anlamışsındır. Ha diye. Şu 19 deyince kalmışsındır öyle, tamam mı? Şimdi 11 tane sayı var. O zaman 2 basamaklı olma olasılığı 11 bölü 20'dir. Tamam, bu yanlış. Asal olmama olasılığı 4 bölü 5'tir demiş. Şimdi kaç tane asal var? 1'den 20'ye 2 var. 3 var. 5 var. 7 var. 11 var. 13 var. 17 var, 19 var. Kaç tane varmış? Hop 8 tane. O zaman 8 tanesi asalsa 12 tanesi değildir. Asal olmama olasılığı da 12 bölü 20'dir. 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 5. 3 bölü 5 gelmesi lazım cevabım. Bu bana ne demiş? 4 bölü 5 demiş. Hadi lan oradan derler adama. Asal ve çift olma olasılığı 1 bölü 10'dur demiş. Asal ve çift. Ha şimdi dur. Hem asal, asal ve çift. Asal ve... Asal olma olasılığı arkadaşlar, asal ve çift olma olasılığı demiş ya. Burada düşüneceğiz şimdi. Asal ve çift. Asal ve çift. Yani hem asal hem çift olma olasılığını soruyorsun, yoksa farklı bir şey mi düşünmemiz gerekiyor? Asal ne arkadaşlar? İşte şunlar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Peki çift ne? Bunlar arasında çift olan bir tek 2 var. Ve bir tane sayı var o zaman. O halde 1 bölü 20 değil midir? Evet. Yani bu da gitti. Asal veya tek. Ha bak burada veya demiş. Burada işler biraz karışabilir ha, dikkat et. Şimdi asal olma olasılığı neydi? Burada 8 tane sayı var. 8 bölü 20. Veya dediği zaman bunu yapıyorsunuz. Artı tek dediği zaman 10 bölü 20. 10 tane tek var. Eksi hem asal hem tek olma ihtimali. Asal ve tekler. Hangileri? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Yani 7 tane var. 7 bölü 20'yi çıkaracağız arkadaşlar. 8 bölü 20'den 7 bölü 20'yi çıkardın.
1 bölü 20. 10 bölü 20'nin üzerine eklersen 11 bölü 20 gelir. Cevabımız 11 bölü 20'ymiş. Bu da bana zaten 11 bölü 20 demiş. O halde bu da doğrudur. Yani hangileri doğruymuş? 1 ve 5. Başka doğru yok arkadaşlar. Ve 14. soru. İki basamaklı beni andı. İki zar atılması deneyinde üst yüze gelen sayılar toplamının 5'ten küçük olduğu olayın eleman sayısı. Yani ne gelirse 5'ten küçük olur. 1 ile 1 gelirse toplamı 2 yapar. 1 ile 2 gelirse toplamı 3 yapar. 1 ile 3 gelirse toplamı 4 yapar. Tamam. 1 ile 4 desek 5 yapar. 5'ten küçük olmaz değil mi? O zaman 2 ile 2'ye bakalım. 2 ile 2'nin toplamı 4. Bir de şunun tersine bakalım. 3 ile 1'in toplamı 4. Bir de bunun tersine bakalım. 2 ile 1'in toplamı 3. Başka var mı? Yok. O zaman kaç tane eleman varmış bak burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6'ymış arkadaşlar. Bu olayın eleman sayısı. 15. soru sondan bir önceki soru. Bir çift madeni para atılıyor. Her iki paranın da üst yüzüne tura gelme olasılığı. Birinci paranın tura gelmesi olasılığı 1 bölü 2'dir. Çünkü paranın iki yüzü vardır. İkinci paranın tura gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. Çünkü o paranın da iki yüzü vardır. İki olay birlikte gerçekleşecekse çarparsınız ve dersiniz ki iki paranın da üst yüzüne tura gelmesi olasılığı 1 bölü 4'tür diyebilirsiniz. O halde geçtik 16'ya. A ve B. Aynı örnek uzayın ayrık olmayan iki olayıdır. Ayrık değillermiş. Peki. A'nın gerçekleşme olasılığını vermiş. B'nin gerçekleşme olasılığını vermiş. A veya B'nin gerçekleşme olasılığını vermiş. A ve B'nin gerçekleşme olasılığı soruyor. Ne kadar karışık değil mi ya? Halbuki dese ki ya şu A veya B'nin gerçekleşme olasılığı demek PA birleşim B'dir. Ben bunu PA artı PB eksi PA kesişim B biçiminde ifade edebilirim. Madem ifade edebiliyoruz, şu ne demek A veya B'nin gerçekleşme olasılığı? Yani 1 bölü 2'ymiş bu, eşittir. Şu ne demek A'nın gerçekleşme olasılığı? Bu da 2 bölü 5'miş. Şu ne demek güzel kardeşim? Bu da B'nin gerçekleşme olasılığı 3 bölü 10'muş. Eksi bu ne? A ve B'nin gerçekleşme olasılığı. İşte bize bunu soruyor. Soru işareti. Peki. O zaman 2 bölü 5 ile 3 bölü 10'u bir toplayalım. Şurayı 2 ile genişletip toplayalım ama olur mu? 4, 7 bölü 10 mu gelir? Eşittir. Şurada eksi soru işareti var. Şurası da 1 bölü 2. O 1 bölü 2 de 5 bölü 10 yazak ya, olmaz mı? Şık durur. Ne dedin? Olmaz mı? Şöyle bunu da karşıya atalım. Bunu da bu tarafa atalım. Soru işareti ne olur biliyor musunuz? Hop eşittir. 7 bölü 10 eksi 5 bölü 10 olur. Yani 2 bölü 10 olur. Yani 1 bölü 5 olur arkadaşlar. Demek ki doğru cevabımız bizim 1 bölü 5'miş diyeceğiz. Evet. Okul müdürü olarak da başarılarımı zaten dilemiştim. Ya yazılı formatı olsun diye, öyle hissiyat uyandırsın sizde diye okul müdürü olarak da kendimi atadım arkadaşlar. Hangi okulu? SML Hoca Anadolu Lisesi matematik 9. sınıflar matematik dersi 1. yazılı, 1. dönem 1. yazılısı, bu kadar uzun isimlendirmene gerek var bilmiyorum ama 1. dönem 1. yazılısının sonuna gelmiş bulunuyoruz. 16 tane sizde örnek bir soru çözdük. 1. dönemin 1. yazılısının müfredatında olması gereken yere kadar olan konulardan sorular çözdük. Ve sevgili arkadaşlar, umarım bu sorular sizlere faydası dokunur. Evet, şöyle kendimizi de büyütelim ve diyelim ki sevgili 10. sınıflar, sevgili arkadaşlarım, beni tanımadıysanız tanıyın. İsmim İsmail. İsmail'in sessiz harflerinden oluşturmuştuk kanalın ismini, SML diye. Tabii 2018'de olan olaylar bunlar. İlk defa ara sınıflar için kendi kanalımda bir içerik hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım başarılı olmuştur. Genelde TYT ve AYT üzerine yoğunlaşıyoruz. Ama bundan sonra 9, 10, 11'le 11 ve 12'ler tamamı sevgili arkadaşlar bu kanalda içerikleri olacak. Şimdilik özellikle yazılı çalışmaları için. O halde ne diyelim? İkinci yazılıda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.